21. yüzyılda özellikle son dönemde üniversitelerde büyük bir değişim var. Ve artık mühendislik fakültelerinin neredeyse İngilizce bilmemek gibi özellikle kodlama alanında yetersiz kalınan alanlarda ciddi problem yaşandığı için Türkiye'de ilk defa Sosyal İnovasyon Laboratuvarı olarak Boğaziçi Üniversitesi ve Vakıf, özellikle de İnovasyon İçin Eğitim Vakfı ile beraber ortak bir proje yürüttük ve ilk defa çok özel Teknoloji Transfer Ofisi'nin desteğiyle beraber Boğaziçi Üniversitesi'nin bilgisayar mühendisliğinde birinci sınıfta okutulan bir giriş dersini ilk defa lise öğrencileri alındı. O nedenden dolayı Tuna Hoca'nın bu projesi bence çok enteresan ve çok özel bir projeydi. Hocam siz de bahsedin ki en azından gerçekten bunun bir ilk olduğunu ve fark yaratacak bir proje olduğunu değerlendirelim. Bunun sayesinde birçok öğrenci bugün Oxford gibi, UToronto gibi inanılmaz iyi mühendislik fakültelerine veya sistem alanındaki iyi programlara dahil oldu. O yüzden gerçekten sizin bu çabanız bizim için gerçekten çok kıymetli. Burada başladı, bu ofisin burasında, bu yemekte başladı projenin ilk adımları, ilk tohumları. Bugün bunu gerçekleştiriyor olmak gerçekten çok heyecan verici. Merhaba arkadaşlar. Sizler de zorlu bir süreçten geçtik. Söylendiği gibi aslında yaptığımız şey bir açıdan ilk, çünkü biz de zaten bu eğitimi veriyoruz ama ilk kez lise öğrencileriyle bu programı uygulamaya geçtik. Programlama eğitimi oldukça önemli ve daha da fazla önem kazanıyor. Ancak burada unutmamamız gereken şey, bu sürekli olarak tekrarlamanız gereken ve devam ettirmeniz gereken bir çaba. Yani bunu zaten ben sertifikayı aldım veya bir yerden kabul aldım, bu bana yeter şeklinde düşünmeyin. Bunun sürekli olarak devamını yapmanız gerekiyor. Bizim açımızdan da oldukça değişik bir tecrübe oldu bu. Ki düşündüğünüzde ben şu ana kadar 19.000 üzerinde üniversite birinci sınıf öğrencisine giriş programlama dersi vermiş olan bir insanım. Ama sizlerle çalışmak benim için gerçekten çok daha farklı bir tecrübeydi. Oldukça hızlandırılmış, yoğun bir programdı. Bu nedenle sizin açınızdan da bisiklet sürmek gibi hiç durmadan pedal çevirmeniz gereken bir çabaydı. Unutmayalım ki bu yaptığımız sadece aslında biz tohumu diktik, ektik daha doğrusu. Tohumu ektik ve ilk can suyunu vermiş olduk. İlk filizleri görmüş oluyoruz aslında şu anki sertifika dağıtımıyla da. Ancak bu fidanı canlı tutmak için sizin kişisel olarak çaba sarf etmeniz lazım. Dil önemli değil. Bizim verdiğimiz eğitim Java'daydı çünkü yapılacak sınav Java tabanlıydı. Ama şöyle bakmanız lazım buna. Biz size aslında programlamayı öğretmeyi hedefledik ve bunu yaptık. Java ile olup olmaması önemli değil. Java ile olması sadece APCS sınavında Java sorulduğu içindir. Ama bundan sonrası için hangi dil gerekiyorsa bunu oturup öğrenebilecek altyapınızı oluşturmayı hedefledik. Umarım da bunu başarmışızdır. Bunu sonraki zamanlarda göreceğiz. Hepinize evet. Şimdiden tekrar tebrikler. Evet, şimdi başlayalım isterseniz hocam tek tek. İpek Şahbazoğlu şu anda Oxford Üniversitesi Engineering'de okuyor. Onun yerine, evet, onun yerine çok teşekkür ederim. Hülya Hanım gelecek. Boğaziçi Üniversitesi Kennedy'deyiz. Aslında amacımız özellikle Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nin ilk sene öğrencilerine vermiş olduğu eğitimin lise döneminde de verilebilecek bir düzeyde yapılabileceğini gösterdiğimiz bir platformu ve özellikle de eğitim programını tamamlayıp sertifikasını dağıtmak üzere yer alıyoruz. Çok heyecan verici bir konu çünkü ilk defa üniversite seviyesinde bir dersin
daha lise seviyesinde 11. 12. sınıflar tarafından alınıp sertifikasının yapılıp bunun sonucunda da bu sertifikaları gerçek anlamda öğrenciler kendi özgeçmişlerine kullanıp bu özgeçmişlerine kullandıkları yetkinlikle de üniversiteler konumunda dünyanın her en iyi üniversitesi tarafından kabul edilme imkanını yakalamış olması. O yüzden çok mutlu bir günü yaşadık. Bundan da gerçekten tüm öğrencilerim adına büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Böyle bir projenin de aynı zamanda bir parçası olmaktan da şahsım adıma da gerçekten çok büyük keyif alıyorum.